Teşkilat dizisinde analiz dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen isim kesinlikle Uzay karakteri. Biliyorsunuz ki Teşkilat dizisinin sezon başlangıcından beri Zehra ile Ömer arasındaki ilişkinin geçmişteki gizemi devam ediyor. Ancak hala tam net olarak bir şey öğrenmiş değiliz. Yine de 52. bölümde Uzay ile Gürcan kendi aralarında bir iddiaya girdiler. Gürcan bu ikili arasındaki bu gerilimin aşktan dolayı kaynaklandığını söylese de Uzay tamamen iş ilişkisinden dolayı böyle bir gerilim yaşadıklarını söylüyor. Tabi dediğim gibi Teşkilat dizisinde analiz bakımından birine güvenmemiz gerekirse bu kesinlikle Uzay olurdu. Yine de ben aslında ikisinin de haklı olduğunu düşünüyorum. Yani ikili hem iş hem de aşk geçmişlerinden dolayı böyle bir gerilim yaşıyor olabilirler. Zehra'dan Ömer'e karşı his bakımından şu ana kadar çok fazla bir tepki alamasak da Ömer'in Zehra'ya karşı bir his beslediğini bence diziyi izleyen herkes anlamıştır. Teşkilat dizisinin 53. bölüm fragmanı incelemesine geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dostlar, 52. bölüm aslında oldukça durağan bir bölüm olmasına rağmen gelecek bölümlerdeki hikayenin açılması açısından oldukça güzel bir geçiş bölümüydü. Bölüm boyunca tek bir olayın, yani kravat iğnesine yerleştirilmeye çalışılan cihazın operasyon sürecini izledik ve pek fazla aksiyon yoktu. Ancak Ömer ile Selin arasındaki ilişkinin ilerlediğini gördük. Peki Selin ile Ömer arasındaki ilişki ne olacak? Selin Ömer'e oldukça ısınmış ve ondan hoşlanmış gibi gözüküyor. Tabii Ömer Selin ile arasındaki ilişkiye tamamen görev olarak baktığı için Selin bu durumu öğrendiği zaman Ömer'e oldukça fazla bir kin beslemeye başlayacak. Böylece Selin de ablası Helen gibi babasının yaptığı planlara dahil olmak isteyebilir. Zehra ise Selin'e bu bölümde oldukça gıcık olmuş gibi gözüküyor. Yani Zehra her ne kadar Serdar'ın ölümüyle baş etmeye çalışsa da Ömer'e karşı olan hislerine dair çok ufak sinyaller almaya başladık. Peki Ömer çipi kopyalamaya çalıştığı sırada Helen'e yakalanacak mı? Biliyorsunuz ki son sahnede Helen'in odaya sadece elinin girdiğini gördük. Ömer her ne kadar gerilim dolu bakışlarla kapıya doğru baksa da muhtemelen Helen tam içeri girecekken arkasından Selin ablası Helen'i çağıracak ve böylece Ömer de odadan kimseye yakalanmadan çıkma şansı yakalayabilecek. Peki Halit Başkan ve Başkonsolosa ne olacak? Biliyorsunuz ki David Başkonsolosu öldürmek için bir plan yapmıştı fakat ummadığı şekilde Başkonsolosun yanında Halit Başkan'ın da olmasıyla bu planı başarısız olacak. Çünkü Halit Başkan tedbirli bir adam ve yanında zırhlı araçlarla korumaları var. Böylece David'in adamlarının bu çatışmada zaten çok da şansları olmadığını söyleyebiliriz. Ancak dizinin asıl önemli kısmı Zehra'nın kızı Yağmur kaçırılmaktan nasıl kurtulacak? Büyük ihtimalle Francis aslında Yağmur'u gerçekten kaçırmak istemiyor. Sadece kitabı almak için Zehra'yı uyarmaya çalışıyor. Zehra ile Francis arasındaki bu kitap olayının daha da genişletilmesini ve ikili arasındaki gerilimlerin artmasını seviyorum. Bu sayede Zehra'ya teşkilatın operasyonlarından farklı olarak yeni bir yan hikaye daha çizilmesi bence gayet güzel bir durum. Son olarak Efkar babanın Ömer'in babası olduğunu artık Korkut da öğrenmiş oldu. Ancak Korkut bunu ne kadar saklayabilecek göreceğiz. Çünkü Korkut bu sırrı ne kadar tutarsa Ömer'le aralarında o kadar büyük bir kavga oluşacaktır. Biliyorsunuz ki Ömer de Korkut da birbirlerini kardeş olarak görüyorlar ve birbirlerinden sır saklamaları bu arkadaşlara zarar verecek bir durum. Efkar babanın geçmişine dair gerçekleri de öğrenmiş olduk. Efkar baba da aslında devlet için çalışan bir görevliymiş fakat yaptığı bir operasyon sonucunda edindiği düşmanlardan ailesini korumak için saklandığını ve kimliğini gizlediğini öğrendik. Korkut'la Efkar babanın işbirliği bence bir şekilde buradan teşkilata bağlanacak ve istihbarat görevi olarak operasyonlarına Ömer öncülüğünde devam edeceklerini düşünüyorum. Dostlar, Teşkilat dizisi hakkında sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tabii videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.